antikor tedavi yöntemlerinin de devam edeceğini söylüyor uzmanlar. Peki bu antikor tedavisi beklentileri karşılamazsa ne olacak? İşte o zaman Amerikan İlaç Dairesi strovimab tedavisini hemen piyasaya sürecek. Bu da sonuç vermezse başka bir tedavi seçeneği var mı? Bunun üzerinde görüş birliği yapılacak. Bizde böyle durumlar için kullanılan özel bir atasözümüz var. Ne diyor atasözlerimiz? Ölme eşeğim ölme. Evet, belli ki koronavirüs belası bir süre daha insanlığın başına bela olmaya devam edecek. O zaman koronavirüse karşı ne yapmak gerekiyor? Vücudu virüse karşı güçlü ve dirençli kılmak gerekiyor tabii ki. Bu hastalığın ortaya çıktığı ilk günden bu yana bildiğimiz bir şey var. Hastalık bağışıklığı düşük olan kişilerde ciddi, ağır tahribatlara neden oluyor. Bağışıklığınız düşük ise hastalığı ağır, bağışıklığınız güçlü ise hastalığı hafif atlatıyorsunuz. Uzmanlar bu konuda düzenli ve doğru beslenmenin de oldukça önemli olduğuna her zaman vurgu yapıyor. Fast food yani abur cubur diye tabir edilen sağlıklı olmayan beslenme şeklinizi değiştirin. Bunun yerine meyve ve sebze tüketimine ağırlık verin. C ve D vitamini sadece koronavirüs için değil, birçok virüsün yok edilmesinde oldukça etkin bir rol oynuyor. Bu nedenle C ve D vitamini almayı eksik etmeyin. Uzmanlar dışarıdan satın alınan takviye vitamin gıdalar yerine orijinal sebze ve meyveler aracılığıyla bu vitaminleri almanızı öneriyor. Son olarak, diyelim ki kısa bir süre içerisinde koronavirüs hastalığına yakalandınız. Aşılarınız da tamam. Bu durumda hastalığa tekrar yakalanıp yakalanmayacağınızı veya koronavirüs olup olmadığınızı öğrenebilir misiniz? Cevabı evet, öğrenebilirsiniz. Özel ve devlet hastanelerinde antikor testi yaptırarak hem koronavirüs hem de diğer hastalıklara karşı vücudunuzun bağışıklık direncini ölçtürebilirsiniz. Teknoloji baş döndürücü bir hızla devam ediyor. Metaverse kavramının ortaya çıkmasıyla birçok teknoloji firması farklı ve ilginç buluşlarını kamuoyuna açıklıyorlar. Şöyle teknoloji geçmişine bir yolculuk yaptığımızda gelişen teknolojilerin bu kadar gelişebileceğini hayal edebilir miydik? İlk bilgisayarın ortaya çıktığı günü düşünün mesela. Nasıl da onu öğrenebilmek için türlü çabalar gösteriyorduk değil mi? Bilgisayarlar ilk 1946 yılında ABD ordusu tarafından geliştirilmiş bir cihazdı. Bilgisayarın ilk mucidi matematik dehası filozof Charles Babbage'ti. Babbage bugünü görse acaba nasıl bir fikre kapılır ya da hayatımızı değiştirecek hangi buluşları ortaya koyardı? Ülkemizde de teknoloji ürünlerine inanılmaz rağbet gösteriliyor. Belki de bu konuda dünya ile yarışıyor olabiliriz. Teknolojiyi tükettiğimiz oranda üretebilirsek, inanın dünyanın sayılı devletleri arasında yerimizi kolayca alabiliriz. Ülkemizde ilk bilgisayar 1960 yılında yol yapımında gereken hesaplamaları yapmak için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından getirilmiş. O dönem tabii bilgisayarlar günümüzdeki gibi ele avuca sığacak ölçüde değildi. Devasa ağırlık ve hacme sahip bilgisayarlara o dönemde veri işleme makinesi adı verilmiş ve bu veri işleme makineleri ülkemizde 12 yıl boyunca kullanılmış. Yani ülkemiz öteden bu yana teknolojik gelişmeleri çok çabuk kavrıyor ve hayatına adapte ediyor. O dönemde elektrikle çalışan devasa veri işleme makineleri 167 metrekarelik bir alana sığıyormuş ve ağırlığı tam olarak 30 ton civarındaymış. Evet, o dönemde elektrikle çalışan devasa veri işleme makineleri 167 metrekarelik bir alana sığıyormuş ve ağırlığı da tam olarak 30 ton civarındaymış. İnternette yer alan bilgilere göre ülkemizde ilk bilgisayara sahip olan üniversiteler İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ymiş. IBM
16-20 adı verilen bu bilgisayarlar sonra Devlet Planlama Teşkilatı'na bilgisayarlarını getirmişler ve o dönemde de bilgisayarların popülerliği bu sayede artmış. Eski cumhurbaşkanlarımızdan rahmetli Turgut Özal'ın çabalarını da göz ardı edemeyiz bilgisayarların Türkiye'ye getirilmesi konusunda. Bilgisayarlar ve bilgisayar teknolojilerinin devlet kademesinde yaygın olarak kullanılması fikri rahmetli Turgut Özal'ın çabalarının birer gelişmesiydi. Ben ta çocukluk dönemlerinden hatırlıyorum. Sizler de internete girerek Turgut Özal'ın bilgisayarlar konusundaki fikrini farklı kaynaklardan izleyebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Geçmişten günümüze teknolojiyle haşır neşir olan ülkemiz, yerli ve milli işletim sistemi çalışmalarına artık başlamalı. Bugün dünyada bilgisayarları çalıştıran iki işletim sistemi var. Ve elbette farklı işletim sistemleri de var ama dünyada en yaygın kullanılan iki işletim sistemi var. Bunlardan bir tanesi Windows, bir diğeri ise macOS. Geçmiş yıllarda ülkemizde bize ait bir işletim sistemi vardı. Bunu biliyor musunuz? Bu işletim sisteminin adı Pardus'tu. Benim çocukluk döneminde hatırladığım kadarıyla Pardus işletim sistemine gençlerin talebi de oldukça yüksekti. Türkiye'de TÜBİTAK, ULAKBİM tarafından geliştirilen bir Linux dağıtım olan işletim sistemi bugün ne yazık ki kaderine terk edilmiş durumda. Bize ait yerli ve milli işletim sisteminin planlanmasına 2003 yılında başlanmıştı. 2005 yılında kararlı ve etkin sürümü pek çok bilgisayarlarda da kullanılıyordu. Açık kaynak kodlu işletim sistemi herkese açık ve bedava olarak dağıtılan bir işletim sistemiydi Pardus. O dönemde pırıl pırıl, pırlanta gibi çocuklar bu işletim sisteminin eksik bölümlerini tespit ediyor, eksik olan bölümlerine yama yapıyor ve kullanıcılara ücretsiz olarak dağıtıyordu. Türkiye'nin yerli ve milli yazılımı olan Linux tabanlı geliştirildiği için bu bilgisayarlarda etkin virüslerin üretilmesi Windows bilgisayarlara göre daha azdı. Tabii işletim sisteminin adının Pardus olmasının da bir anlamı var. Pardus adı Anadolu Parsı'nın da bilimsel bir adı. Yani işletim sisteminin kendisi de adı da %100 bizi anlatıyordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve kamuoyuna sunulan Pardus işletim sistemi çalışmalarını devam ettirmeli. Türkiye'de gerçekten muazzam yazılım bilgisine sahip olan gençlerimiz var. Bu gençlerimiz bu projede çalışsa, her genç bu işletim sistemine yeni bir özellik katsa, inanın dünyada çok farklı ve etkin bir yere sahip olabiliriz. İşte o zaman yerli cep telefonu, tablet üretebiliriz. Hem dünyada hem de ülkemizde ciddi katma değer yaratabiliriz. Bu konuya özellikle dikkatinizi çekiyorum. Bugün kullandığımız Android işletim sistemi Linux tabanlı bir işletim sistemidir. Yani Android gibi bir işletim sistemini önce biz keşfetseydik ve bunu dünyaya sunsaydık, dünyaya satabiliyor olsaydık ne kadar muhteşem olurdu, değil mi? Düşünün, bugün dünyada kullanılan bütün cep telefonlarının yazılımları bir Türk yazılımı olurdu. Bugün iOS ve Android tabanlı işletim sistemlerindeki pek çok açık da günümüzdeki Türk gençleri tarafından bulunuyor ve hem iOS hem de Android tarafı bu gençlerimize bu açıkları buldukları için inanılmaz ücretler ödüyorlar. Yine dediğim gibi Türkiye yerli ve milli işletim sistemi çalışmalarına devam etmeli ve bu konuda da hemen hiç vakit kaybetmeden adım atmalıyız. Teknolojinin çok hızlı gelişmesinden biraz önce bahsetmiştik. İşte böyle bir durumda hayatımıza farklı ve özel hizmetler girmeye başladı. Artık bilgisayarlarda kullandığımız mouse'lar da tarih olacak gibi gözüküyor. Çünkü geliştirilen yeni bir teknoloji gözle tıklama devrinin başlamasına olanak sağlayacak.
Günlük hayatımızı topyekün değiştirecek bu uygulama ile bilgisayarda bir şeyi onaylamak ya da seçmek için sadece göz kırpmak yeterli olacak. Bu geliştirilen yeni teknoloji hem zamandan tasarruf edilmesini sağlayacak hem de karpal tünel sendromu denilen bir sendromun ve buna bağlı bir takım hastalıkların önüne geçilmesine yardımcı olacak. Gözde tıklama teknolojisi en çok ALS hastaları için işlevsel olacak. Çünkü boyundan aşağısına hareket ettiremeyen ve konuşamayan ALS hastaları sadece ve sadece göz kırparak çevresiyle iletişim kurabilecek. Dünyanın en zeki bilim adamı, fizikçi, ALS hastası Stephen Hawking bu teknolojiyi kullanıyordu. Dünya teknoloji literatürüne giren göz izleme teknolojisi ile dünya fizik tarihine çok büyük katkılar sundu Hawking. Uzay ve zamanı kapsayan genel görelilik kavramının Big Bang ile başlayıp kara deliklerle sonlandırıldığını işte bu teknoloji sayesinde Hawking bizlere anlatmıştı. Gözle izleme teknolojisi artık farklı teknoloji şirketlerinin de ilgisini çeken bir konu haline geldi. Google ve Facebook gibi teknoloji devleri bu alandaki çalışmalarını olağanca hızıyla devam ettiriyorlar. Bu alanda yaptıkları çalışmalarla yazılım alanında birçok satın alma gerçekleştiriyor, pazarın genişlemesine de katkı sunuyorlar. Uzmanlar gözle izleme teknolojilerinin işte bu verimliliği artırdığını söylüyor. Bu şirketlerden bir tanesi de Almanya'da. NUE adı verilen yeni uygulama bilgisayarlarla doğal iletişim kurulmasını kolaylaştırıyor. Bilgisayarların göz hareketleriyle kolayca kullanılmasını amaç edinen bu uygulama, yapay zeka tabanlı bir çözüm ile sektörde yer edinmeye çalışıyor. NUE uygulaması aynı zamanda mouse kullanımını da ortadan kaldırıyor. Bildiğiniz üzere 2 hafta önceki programımızda Elon Musk'ın Neuralink projesinden bahsetmiştik. Neuralink projesi ile insan beynine çip yerleştirilecek ve bu sayede vücudun temel işlevini yitiren kişiler çipten aldıkları komutlarla hayatlarına eskisi gibi devam edebilecekler. Proje elbette gelecek vadeden bir proje ama birçok bilim insanının da kaygıyla takip ettiği bir proje. Çünkü beyne yerleştirilmesi planlanan bu çiplerin güncelleme aşaması da belli değil. Şirketin batması durumunda beyne yerleştirilen çiplerin ne olacağı bilinmiyor. Bu nedenle birçok bilim insanı Neuralink projesine de karşı çıkıyorlar. Elon Musk bu eleştirileri ve kaygıları umursamadan test çalışmalarını devam ettiriyor. Gelen bilgilere göre bu projenin ilk sonuçları korkunç denecek boyutlarda. Maymunlar üzerinde denenen Neuralink projesi eğer böyle devam ederse insan deneylerine geçilmesi imkansız bir hal alacak. Çünkü 23 maymuna takılan çip 15 maymunun acı çekerek ölmesine neden olmuş. Bu proje insan beynini bilgisayara çeviriyor, komutlarla hareket eden, komutlara göre kişiyi işlevsel kılan bir proje ve maymunların da acı çekerek ölmesine neden olmuş. Denemeleri daha önce pek çok kez ertelenen bu projede elde edilen kötü sonuçlar elbette hayvanseverleri ve hayvan hakları savunucularını da ayağa kaldırmış durumda. Projenin maymunlar üzerinde denenmesine geçtiğimiz yıl başlanmıştı. Bir maymuna Neuralink ile oyun oynatıldığını gösteren bir video yayınlanmış. Bu da bilim çevrelerinde heyecan yaratmıştı. Şimdi bilim insanlarını heyecanlandıran bu proje insan geleceğini yok eden korku dolu bir maceraya dönüşmüş gözüküyor. 23 maymundan 15'inin acı çekerek ölmesi çok ciddi bir gelişme. Dünyanın popüler yayın organlarında yayınlanan 700 sayfalık rapor bu iddianın gün yüzüne çıkmasına da neden olmuş. Bu konuya ilişkin açıklamalarda bulunan hayvan hakları savunucuları bu projenin bir an önce durdurulmasını istiyor. Beynine implant takılan maymunların sakat kalmasına neden olduğunu, birçoğunun acı çekerek hayatını kaybettiğini ileri sürüyor, hayvanların çeşitli enfeksiyonlara ve beyin kanamalarına maruz kaldığını hayvan hakları savunucuları dile getiriyorlar.
Elon Musk bu konuya ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı ve sessizliğini koruması yaşanan olayının gerçek olduğuna dair kuşkuları da artırıyor. Elon Musk'ı hepimiz medyadan tanıyoruz. Çok ilginç bir kişiyle, ilginç bir karaktere sahip ve kendisine yöneltilen eleştirilerin hiçbirini kabul etmiyor ve olduğu istikamette yürümeye devam ediyor. Muhtemelen bu Neuralink projesinde de aynı yöntemi izleyecek ve başarılı olması için elinden geleni yapacak. Umarız bu konuda daha fazla acı ve kötü olaylar yaşanmaz. Son dönemde ülkemizde en çok konuşulan konulardan bir tanesi de elektrik faturaları. Elektrik faturalarındaki yüksek miktar esnaf, vatandaş, herkesin belini büktü. Enerji maliyetlerindeki artışa bağlı olarak gerçekleştirilen bu zamlar vatandaşı yeni tedbirler almaya zorluyor. Bizler de bu konuda vatandaşlarımıza nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündük ve size bir takım öneriler sunmak istedik. Elbette bu sunduğumuz öneriler bu yaraya merhem olur mu bilmiyoruz ama elektrikli ev aletlerini doğru kullanarak bir nebze de olsa elektrik faturalarınızı düşürebileceğinizi size anlatmak istedik. Şimdi bu faturaları nasıl düşürebileceğinizi tek tek anlatalım. Elektrik faturalarını düşürmenin ilk ve temel yollarından bir tanesi akıllı ve çoklu prizler kullanmak. Birçoğumuzun evinde sık kullandığı akıllı prizler elektrik faturanızın düşmesine neden olabilir. Ancak bu akıllı çoklu prizleri doğru kullanmanız gerekiyor. Geleneksel çoklu prizlere takılan ama kullanılmayan her cihazın minimumda olsa enerji tükettiğini biliyor musunuz? Mesela televizyon, fırın, elektrikli çay ocakları, çamaşır makinelerini çalışmıyorlarsa fişlerini prizden çekmeyi unutmayın. Hepimiz televizyonu kapattığımızda fişlerini prizde bırakıyoruz. Oysa fişte bırakılan televizyonun fişi TV kapalı olsa dahi yani TV'nin kapalı olduğunu zannetseniz dahi gereksiz enerji tüketimine neden olur. Akıllı çoklu prizlerin anahtarlı olmasına özen gösterin. Sürekli fişe takıp çıkarmak sizin için bir sorun oluyorsa akıllı çoklu prizlerdeki anahtarların kapatılmasıyla gereksiz elektrik sarfiyatının önüne geçebilirsiniz. Bir cihazı kullanmıyorsanız asla ve asla prizde takılı bırakmayın. Bazı evlerde elektriğe bağlı olarak çıkan yangınların kullanılamayan cihazların fişlerinden kaynaklı olduğunu unutmayın. Elektrik tasarruf etmenizi sağlayan bir diğer yöntem de LED ışıklar. Birçoğumuzun evinde bulunan ampuller ciddi elektrik sarfiyatına neden olur. 10 watt bir ampulün 1 saatte 10 watt enerji tükettiğini düşünürseniz bu ampulün ortalama TL olarak karşılığı oldukça maliyetli olur. Bu nedenle ampul seçimini yaparken LED olmasına dikkat edin. LED ampuller normal ampullere göre daha az enerji tüketir. Yapılan araştırmalara göre ampuller aylık tüketim maliyetinin %25'ini oluşturuyor. Bu nedenle ampul seçiminde LED tercihi sizi bir nebze de olsa sıkıntıdan kurtaracaktır. LED'lerin fiyatlarının normale göre biraz daha fazla. Bu nedenle LED ampulün ömrü normal ampule göre daha fazla. Paranızın karşılığını uzun vadede telafi edebilirsiniz. Belki yüksek para ödersiniz ama uzun vadede elektrik faturalarını düşürerek o verdiğiniz yüksek meblağı bir şekilde tolere edebilirsiniz. Elektrik faturasını düşürmenin bir diğer yöntemi de elektrikli cihazlarda akıllı termostatlı cihazları tercih etmektir. Elektrik tüketimini dengede tutma konusunda akıllı termostatlar gerçekten çok işlevsel bir rol üstleniyor. Akıllı termostata sahip cihazlar hem zamandan tasarruf etmenize hem de enerjiden tasarruf etmenize katkı sağlar. Akıllı termostatlar genellikle şofben, klima, ısıtıcı gibi cihazlarda bulunuyor. Sürekli elektrik tüketmek yerine oda sıcaklığını belli bir seviyeye ayarlıyor. Bu seviyeye ulaşıldığında da enerji akımı duruyor
ve daha az elektrik faturası ödemenize katkı sağlıyorlar. Bu nedenle ısıtıcılarınızın termostatları arızalıysa, arızalı olanları yenileriyle değiştirmenizi şiddetle öneriyoruz. Bir evde elektrik tüketimine neden olan cihazlar, buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makineleridir. Bu nedenle eski tarihlerde üretilmiş olan cihazların elektrik sarfiyatıyla yeni üretilen makinelerin elektrik sarfiyatı arasında tabii ki dağlar kadar fark var. Yapılan araştırmalara göre buzdolapları evde harcanan enerjinin %20'sini oluşturuyor. Bu nedenle eski motora sahip bir buzdolabı kullanıyorsanız daha fazla elektrik faturası ödeyeceksiniz demektir bu. Elektrikli ev aletleri seçiminde enerji tasarrufu ikonuna da mutlaka ama mutlaka dikkat edin. Mağazalarda aldığınız cihazların ne kadar elektrik tükettiğini mutlaka danışmana sorun. Dünyada bu alanda enerji sınıflandırması yapılıyor. Avrupa Birliği tarafından yayınlanan mevzuat düzenlemeleri sebebiyle Türkiye'de satışı yapılan buzdolabı, derin dondurucu, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, kurutmalı çamaşır makinesi ve televizyon ürünlerinin enerji etiketlerinde değişikliğe gidildi. Mağazada bu etiketlerin anlamını sorarak ne kadar elektrik tükettiklerinden emin olarak alışverişini yapmanızı öneriyoruz. Bu sayede belki de bir nebze olsun elektrik faturanızı düşürebilirsiniz. İnternetin hayatımıza girdiği yıllarda e-mail ile tanışmıştık. İletişim yöntemlerinin bu kadar geniş olmadığı zamanlarda e-mail en sık kullandığımız iletişim yöntemiydi. Bugün bu yöntemi gerekmedikçe de fazla kullanmıyoruz. E-mail kullanırken hepimizin yaşadığı sorun reklam mailleriydi. Bu sorun hala günümüzde de ne yazık ki devam ediyor. Reklam mailleri belli politika ve amaçlar doğrultusunda kullanılıyor. Çoğu zaman kullanıcıları da bunaltıyor. E-mail şirketleri spam mailler konusunda gerekli önlemleri alsa da alınan önlemler bu mağduriyetlerin azalmasına ne yazık ki yetmiyor. Tabii bu maillerin ne kadar güvenilir olup olmadığı da tartışma konusu. Bu nedenle pek çok devlet resmi yazışmalarını e-mail şirketleri aracılığıyla değil, kendi özel mail araçlarıyla yapıyorlar. Resmi yazışmalarının e-mail şirketleri aracılığıyla yapılması bu konuda gizli bilgilerin ele geçirilmesine de neden olabilir. İşte böyle bir durumda Nijerya'da mail kullanılmasına ilişkin çok çarpıcı bir karar alınmış. Nijerya İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanı İsa Ali Pantemi bundan böyle ülkede resmi iletişim aracı olarak Yahoo, Hotmail ve Gmail gibi mail araçlarının kullanılamayacağını açıkladı. Genel internet alanlarının kullanılmasına ilişkin bu talimat tüm devlet kurumlarına da gönderilmiş. Bugün bazı devlet kurumlarında özel e-posta kullanarak resmi yazışmalar yaptıklarının altını çizen Pantemi, bunlar artık hükümet tarafından hoş görülmeyecek, herhangi bir resmi iletişim, resmi bir e-posta kullanılarak yapılmayacak. Bu e-postalarda gov.ng uzantılı olacak demiş. E-postalarda en önemlisi ulusal kimliği olan NG ibaresinin kullanılmasının da şart koştuklarını söylüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, bilişim sektörünün başkentte gelişmesine katkıda bulunmak ve genç fikirlere iş imkanı sağlamak amacıyla teknolojik girişim merkezlerini faaliyete geçirdi. Bu faaliyet Ankara'da gençlerin teknolojiye olan ilgilerine önemli katkılar sağlıyor. Bilim ve teknolojinin gelişmesi amacıyla bilim sektörüne ve bilişim sektörüne destek olmayı sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, teknolojik girişim merkezleri aracılığıyla gençlerin bilişim alanında dünyaya açılmalarına önemli katkı sağlıyor. Kuzey Yıldızı Tech Bridge merkezinde çalışmalarını yürüten Berke Daba ve Batuhan Tekmen, SIGIN girişimiyle 3 farklı ödül alarak büyük bir başarıya imza atmış. Ankara Startup Zirvesi'nde 3 farklı ödül alarak başarıya imza atan bu genç kardeşlerimiz bu alanda kaydettikleri başarılarına da yenilerini eklemişler. SIGIN girişimi
web ve mobil tabanlı girişimcilere özel olarak düzenlenen, girişimcilerle sektör liderlerini, yatırımcıları bir araya getiren bir girişim. Bu girişim 15. Ankara Startup Zirvesi'nde 5000 dolar değerinde Amazon AVC Web sunucu ödülünü, Hacettepe Teknoloji Kuluçka ödülünü, Startup Beadle yarışmasında ise üçüncülük ödülünü almaya hak kazanmış. 15. Ankara Startup Zirvesi'nde 3 farklı ödül alanlar, 10 kişi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden olanlar da var bu ekipte. Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenen 15. Ankara Startup Zirvesi'nden 3 farklı ödül alan Sijin girişimi, yapay zeka ile araç hasarlarının anlık analiz teknolojisi ile tespit edilmesini sağlıyor. Ankara Kalkınma Ajansı Tek Ankara Girişimcilik Merkezi programında 7500 TL değerinde ikincilik ödülü kazanan ekip, Tek Ankara Ofis ödülünün de sahibi olmuşlar. Ülkemizin her yerinde bilim ve teknolojiyle uğraşan gençlerin olmasını destekliyor ve başarılarının daim olmasını diliyoruz. Kıymetli Lider TV izleyicileri, bu haftada Teknoloji Dünyası programının sonuna geldik. Her hafta farklı ve ilginç teknoloji haberlerini bu ekranlardan evlerinize ve telefonlarınıza ve cihazlarınıza getiriyoruz. Önümüzdeki hafta yeni ve farklı teknoloji haberleriyle görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.